먹어. 아, 잘 먹어. 약자가 됩니다. 아도 이제 아이드 골 기아스. Evet hocam, Bandırma 17 Eylül Arena'dayız. Bugün ikinci turda, playoff'un ikinci turunda İstanbul Spor'la karşılaştık ve 1-0 maçı kazandık. Salı günkü revanşa oynayacağız. Bugünkü karşılaşmanın yorumu alalım. Vallahi bugün yani 1-0 kazandık ama attığımızdan fazla da kaçırdık. Ben 3-1, 4-2 hatta 5-2 kazanabileceğimiz bir maçtı. Fakat bu tür iki ayaklı maçlarda 1-0 da çok önemli bir sonuçtur. Kolay değil 3 gün arayla maç yapmak, 4 gün arayla maç yapmak. Havada lodos olunca çok futbolcuları yordu. Çocuklar 90 dakika iki tarafta adeta zor getirdiler. Bakıyorum Bandırma Spor'da Ali çok dikkatliydi. %100 birkaç pozisyona engel oldu ki bu maçın kaderiyle oynadığı kaderini değiştirdi. İlk yarıda bir %100 bir aldığı pozisyon var. Ali'yi buradan tebrik ediyorum. Nazar değmesin diyorum. Serkan elinden geleni yine yaptı. Yani bir sol bek olarak ikinci bir sol açığı oynadı adeta. Oğuz yoruldu, dakikaya kadar çok iyiydi. Ali Serin uzun süre aradan sonra yine alan daraltmada çok iyi işler yapmaya çalıştı. Yusuf usta vurucu, duran toplarda harika bir vuruş. Yusuf'un dilinden biraz anlasak, hücum oyuncuları topa doğru biraz gitseler, Bandırma Spor bu maçı birden fazla sayıyla, iki farklı, üç farklı kazanabilirdi diyorum. Yusuf'u buradan tebrik ediyorum. Murat Uluç top gelmediği için etkisizdi. Murat Uluç tabii kondisyon sıkıntısı çeken bir arkadaş. 3-4 gün arayla Murat'ın top oynaması kolay bir olay değil. Hakkı umduğum gibi değildi. Ben Hakkı'dan çok şeyler bekliyorum. Hakkı beni yanıltmaması lazım. Hakkı iyi futbolcu. Hakkı'dan hala ümidimi kesmiş değilim. Özgür elinden geleni yaptı. İkili beraber, küçük Oğuz'la beraber duvar oldular adeta. Doğan cin gibi çocuk. Ya öyle bir pozisyonlar var ki ilk yarıda Murat'ın kaçırdığı. Doğan'ın gol diye ayağa kalktığımız pozisyonda ilk yarı. Daha ilk yarı fark gelecek. Olmadı, gitti kaleciye. Hele ikinci yarının başında bir yan enfes bir yan top. Yusuf'un vurduğu kafa şutu. Gol diye ayağa kalktık. Olmadı. Olmayınca olmuyor demek ki. Biz pozisyon bulduk yani İstanbul Spor maçında. Ama şans, gol şansı bizden yana değildi. Bahri elinden geleni yaptı. Değişiklikler de çok akılcıydı. Baktı ki orta saha oyundan düştü. David'i oyuna aldı. Çok akılcı bir değişiklikti Bandırma Spor kenar kulübesi. Daha sonra oyunun ilerleyen bölümünde kaptanımız, ikinci kaptan Hacı Mustafa'yı oyuna sürdü. Diri olarak Ali Serin'in yorulduğunu gördü. Hacı Mustafa oyuna dahil oldu. Bu da çok doğru bir değişiklikti. Baktı Murat Uluç yürüyor, yoruldu. Önde basması için, rakip defansı rahatsız etmesi için. Çünkü İstanbul Spor son yarım saatte kalemize gelmeye başlamıştı. Bu sefer Ozan'ı koydu. Yani Bandırma Spor kenar kulübesi yedekleri çok iyi, değişimleri çok iyi yönetti. İstanbul Spor'da ben fazla bir şey bulamadım. Takım oyunu oynuyorlar. Gayet güzeller ama Sarıyer'in elinden zor kurtuldular. Bir tek sonradan oyuna giren, burada not almışım. Biraz ağzımızı burnumuza getirdi, yüreğimizi ağzımıza getirdi diyeyim. Nedir buradaki oyuncu? 9 numara Abdülkadir Kuzey. Çok tehlikeli bir futbolcu. Ha diyeceksin son olarak bu yorumun sonunda salı günkü maç ne olur? Biz orada mutlaka bir gol bulacağız diyorum. Bandırma Spor tura yakın olan taraf diyorum. Bir tek küçük bir endişem var. Bu maça göre kadar futbolcularımızın çok iyi dinlenmesi gerekir. Artık o da artık özel masajlarla masörlere düşüyor. Bandırma Spor iyi dinlenebilirse İstanbul Spor eleyebilecek güçte diyorum. Şimdiden bunu bütün inancımla söylüyorum. Bütün Bandırma Spor taraftarları Kayseri'ye davet ediyorum. Başarı Bandırma Spor'un yanında olsun.